Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Türk Sanat Müziği Topluluğu ve Yeni Yol Kültür ve Sanat Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği konser Üsküp'ün Türk Tiyatrosu salonunu tıklım tıklım doldurdu. Yunanistan'da Türk kimliğinin korunmasında önemli bir rol oynayan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'nin köklü bir geçmişi var. Biz Batı Trakya'da köklü bir kuruluşuz. 1936 yılında kurulduk. Amacımız yaşadığımız topraklarda, yaşadığımız ülkedeki öğretmen ve öğrencilere çağdaş eğitim verebilmek. Bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu çocukların kimliklerini, benliklerini tanıması ve ülkeye faydalı olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii ki bizim çalışmalarımız içinde yalnız eğitim çalışmaları yok. Bunun içinde folklor ve sosyal çalışmalar var. Bizim çok değerli bir Türk sanat müziği topluluğu var. Bu topluluk bu akşam Yeni Yol Derneği'nin bize teklifinden sonra işbirliği yaparak bu akşam Üsküp halkına bir iyi, güzel bir vakit geçirmek istiyoruz. Bunun içerisinde neler var? Bunun içerisinde Türk sanat müziği var. Neler var bu sanat müziği içerisinde? Balkanları, Rumeli şarkıları ve bir klasik sanat müziği var. Bununla zaten Balkanların çok kültürlü olduğunu herkes biliyor ve kabul ediyor. Bizim için bu çok kültürlüğün insanları ayıran değil, insanları birleştiren bir zenginlik olmasını dilediğimiz için bu zenginlikten herkesin faydalanmasını ve bu zenginliğin, bu kültür zenginliğinin herkese faydalı olmasını diliyorum. Biz bu amacımız bu. Bu kardeşlik bağını daha ileriye götürmek. Zaten insanların kardeş olduğunu düşünürseniz evrensel değerlerin içerisinde elbette ki bu çok faydalı ilk bir adım olacaktır. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Aslan Hakan Okçal, Devlet Bakanı Hadi Nezir ve Makedonya'nın Türk Siyasi Parti, kurum ve kuruluşların başkanlarının katıldığı konserde coşkulu anlar yaşandı. Ali Sami Toroman, kendilerini bu konsere davet eden Yeni Yol Kültür ve Sanat Derneği ile bu işbirliğin devam edeceğini söyledi. Şimdi bizim sanat müziği topluluğu olarak gelişimiz ilk, fakat folklorlarla daha değişik zamanlarda, değişik şekillerde gelinmiştir. Devam edecek mi diye soruyorsunuz. Devam etmemesine bir neden olduğuna inanmıyorum. Bir değil yalnız bizim Yeni Yol'la, bütün derneklerle birleşerek bu işi götürmelerinde insanlığa güzel kültürlerin ve iyi fikirlerin çıkacağını ve insanların birbirini tanımaları daha kolaylaşacağına inanıyoruz. Ve Balkanların ortak dili de müzik. Bu müzik ortak dil olarak kabul edildiği zaman insanların zevk alıp insanların birbirini sevmemesine neden olmayacağına inanıyorum. Makedonya ve Yunanistan arasında isim sorunu yüzünden son dönemde ilişkilerin soğumasına rağmen Makedonya ve Yunanistan Türkleri iki ülke arasında önemli bir köprü oluşturmayı başardılar.